Bırak ya. Bırak, ben kendim giderim. Uzak durun binadan. Bir daha binanın etrafında görürsem emniyete haber veririm. Allah'ım, neler oluyor ya. Bu işin içinde yine Berçin mi var? Kızım, neredeydin sen? Çok merak ettim. İyi misin? Nasıl iyi olabilirim anne? Hastaneye gittim. Jülde Hanım'ı görmeye. Kızım, niye gittin? Keşke gitmeseydin. Onu görmek istedim. Onunla konuşmak istedim. Ama Berçin geldi. Ortalığı birbirine kattı. Katilmişim ben. Yarım kalan işimi bitirmeye gitmişim, öyle dedi. Anne. Ben o kadını yaşatmak için gerekirse kendi canımı veririm. Biliyorum kızım. Biliyorum canım kızım. Benim iyi yürekli, güzel kızım. Canım ya. Keşke gitmeseydim. O zaman bana lazım istedim. O zaman bana böyle davranırken ben yaşayamam. Yaşayacaksın. Hem de yüzünü düşürmeden, boynunu kimseye eğmeden yaşayacaksın. Senin hiçbir günahın yok. Herkes bunu anlayacak. Ozan aklı başında bir çocuk. O da anlayacak, görürsün. Gelip özür dileyecek senden. Ama o gün gelene kadar dayanacaksın kızım. Sabırlı olacaksın. Tamam, dimdik duracaksın. Al kızım, iç biraz. Anne. Anne, Ozan arıyor. Gördün mü, bak ben sana söyledim. Ozan aklı başında çocuktur. Seni dinleyecektir. Aç hadi. Ozan. Aslım, konuşmamız lazım. Konuşalım Ozan. Artık lütfen konuşalım. Eve gel hemen. Orada buluşuruz. Tamam. Tamam, ben hemen geliyorum. Eve çağırdı. Konuşmamız lazım dedi. Gördün mü bak. Düzeliyor her şey. Annesi iyi oldukça, o da sakinleştikçe düzelecek her şey. O zaten biliyor senin nasıl bir insan olduğunu. Sen merak etme. Gerekirse sabaha kadar anlatırım ben anne. Yeter ki Ozan bana inansın. Gel Aslım, gel. Bana bir şans vereceğini biliyordum. Sana her şeyi anlatacağım Ozan. En başından anlatacağım. Beni dinleyeceğini biliyordum. Seni dinlemek mi? Bunca yaşanan şeyden sonra sen nasıl düşünürsün böyle bir şey? Ne? Seni dinleyip bir daha beni kandırmana izin vermeyeceğim.
Al bunu. İster imzala, ister imzalama. Ben davayı açtım. Eskiler der ki, sevenlerin kalbi tam burada atarmış. Sen hiç birini kalbinden öpmek istedin mi? İşte burası gerçek kalpmiş. Direkt kalbi hissedermişsin burada. Bundan sonra beni buradan öp. Dileğimi yazdım ama dilek balonun içine koymayı unuttum. Of ya, boşuna uçurduk balonu. Bakabilir miyim ben? Ne yazmıştın? Ozan, seninle ikimiz sonsuza kadar mutlu yaşayalım. Çok güzelmiş bu. Bunu sakla, belki bir gün düğün davetiyemiz olur. Sayın Ozan Yıldırım, Aslım Gündüz'ü eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Tüm kalbimle evet. Bitti Aslım. Boşanıyoruz. Neyse hiç üzülme. Ben sana ne kadar istiyorsan vereceğim. Benimse senden tek bir isteğim var. Hayatımdan defolup gitmen. Başka da bir şey istemiyorum. Ozan bak, ne olur yapma. Bak biz Kaan'la... Aşk yaşıyordunuz. Hayır. Gözlerimle gördüm. Onu bizim odamıza aldın. Hatta bana yakalanmamak için balkondan kaçırdın. Üstüne üstlük tanıdığın halde tanımıyormuş gibi davrandın. Sen ahlaksızın, yalancının tekisin. Sen benim sevgime hiç mi inanmadın? Benim seni aldatacağımı nasıl düşünürsün? Düşünmedim. Gözlerimle gördüm. Sen de sevginde yalansınız. Hadi. Ozan ne olur söyleme böyle şeyler. Bak beni dinlemeden yargısız infaz yapıyorsun. Sen benim neyle suçladığının farkında mısın? Farkındayım. Bak eşyaların orada. Al çık git evimden. Ozan. Oğlum. Bu kadın hala burada ne arıyor? Senin yaptıkların yetmedi mi? Jülide'ye, bu aileye. Yüzsüz işte bunlar. Yüzsüz. Ben size bunu anlatmaya çalışıyordum. Anası kılıklı. Ne olacak? Boşanıyoruz. Bitti bu evlilik. Ben size yolu göstereyim. Şimdi defol git. Ve bir daha da bu evin yakınında bile görünme.